Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Size bugün Mahatma Gandhi'den bahsedeceğim. Vejeteryanlıkla ilgili görüşlerini sizlere aktaracağım. Mahatma Gandhi, Mahatma ismi nereden geliyor? Tagor, ona Uluru adı altında böyle bir isim takmış. Kendisi 78 yaşında maalesef bir suikast sonucu hayatını kaybediyor. İngilizlerden Hindistan'ın bağımsızlığı için mücadele ederken şiddet karşıtı pasif direnişin öncüsü bir insan, bir politik figür. Özellikle Güney Afrika'da yaşadığı dönemlerde de Güney Afrika'nın bağımsızlığı için ilk adımları atmış bir kişi. 13 yaşında evlendiriliyor. 18 yaşında ise İngiltere'ye hukuk eğitimi için gidiyor. Fakat gitmeden evvel annesi kendisini yemin ettiriyor. Etten, alkolden ve kadınlardan uzak durulması için. Ve orada Londra Vejeteryan Derneği'ne üye oluyor. Hatta vejeteryanlığın ahlaki yapısı üzerine bir kitap dahi yazıyor. O dönem içerisinde kahvaltı ile ilgili farklı görüşleri var. Kahvaltı yapılmaması konusunda düşüncelerini her yerde dile getiriyor. Güney Afrika'da uzun süre çalıştıktan sonra Hindistan'a döndüğü andan itibaren kendisini yeni bir anlayış içerisine sokuyor et yok, yumurta ve süt yok, meyve fazla yiyor, kuru yemiş yiyor, bitki çayları, masaj ve yogadan oluşan bir hayat tarzına giriyor. Ve biliyorsunuz İngiliz kumaşlarına karşı boykota öncülük ediyor. Ve kendisinin ördüğü ipliklerden yaptığı kumaşlardan üzerinde hani yarı çıplak bir şekilde dolaşacak şekilde örtünüyor. Ve öldüğünde ise 48.7 kilo. Yani normal kilosunun oldukça altında. Gandhi'nin kendisinin sağlıkla ilgili kayıtları bir Hindistan dergisinde yayınlandı. Ben de size oradan bu bilgileri aktarıyorum. Gandhi'nin bir başka sağlık açısından önemli özelliği ise yürümesi. Hukuk fakültesini okuduğu İngiltere'de her gün sabah akşam 45 dakika yürüme alışkanlığını sürdürmüş. Günde yaklaşık 18 kilometre yürümüş. Hatta bir hesaba göre dünyanın çevresini iki defa dolaştığı söyleniyor ve bu alışkanlığını her zaman sürdürmüş. Sabah 5.30'da kalkmış, 1 saat yürümüş, akşam da yatmadan evvel mutlaka 1 saat yürümüş. Onun haricinde Gandhi'nin sağlık notlarına bakıldığı zaman çok düzenli bir hayat sürdürdü. Hatta ev işlerine yardım ettiği bile görülüyor. Fakat buna karşısında sağlık açısından özellikle kabızlık çekmiş ve kabızla bağlı olarak da hemoroid ameliyatı olmak zorunda kalmış. Baş ağrısı çekmiş, o yüzden kahvaltıyı bırakmış ve kısa süreçle oruçlar uygulayarak bu şikayetini geçirmeye çalışmış. Birkaç kez sıtma ve dizanteri geçirmiş, akciğer zarı hitabı ve hatta apandist ameliyatı olmuş. İlginç bir konuda apandist ameliyatı sırasında elektrikler kesilmiş, fenerin altında ameliyatı tamamlamışlar. Bu olay İngiltere'de olmuş yalnız. Peki sağlık açısından hiç sorun yaşamamış mı? Yaşamış. Hipertansiyon atakları olmuş. 17'lere, 18'lere çıkan ataklar söz konusu olmuş. İlaç kullanmak istememiş. Hatta kolu kırıldığı zaman bile eşine ilaç kullanmamasını önermiş. Sarımsak kullanmış hipertansiyon için ve EKG'leri ve diğer bilgilere göre de nispeten tansiyon atakları sarımsak kullandıktan sonra yoluna girmiş. Yani sarımsak Gandhi'nin bile kullandığını öğrenmek ilginç bir şey. Tabii Gandhi bunun haricinde açlık grevleriyle de ünlü. Yani kısa süreli oruçların haricinde politik amaçlar içinde de açlık grevi yapmış. 14 defa açlık grevi yapmış. En uzunu 21 gün. Biliyorsunuz açlık grevlerinde sıvı tüketimi olur. Gandhi de limonlu su ve bir miktar bal tüketmiş. Fakat hem açlık grevleri hem uzun süreli vejeteryanlığı yüzünden giderek halsiz düştüğü için maalesef süt konusundaki düşüncelerinden vazgeçmiş ve keçi sütü içmeye başlamış. Yani vejeteryanlığın üzerine sadece bir keçi sütünü eklemiş. Onun haricinde hala et yememeye devam etmiş. Bir de bir özelliği daha var. Brahmacharya denilen bir felsefe. Bu bizdeki bir lokma bir hırkaya eşdeğer bir felsefe. Fakat onun yanında kendisi tüm dünyevi zevklerden de uzak kalmak istemiş. O yüzden karesiyle olan ilişkisini de 38 yaşında sonlandırmış. Hatta bu tür istekleri içinde de değişik ilginç deneyler yapmış. Gandhi bütün hayatı boyunca bağımsızlık ve şiddete karşı olmasına karşın özellikle Hindistan'ın bağımsızlığı sonrasında Pakistan'ın ayrılması ve Hintlerle Müslümanlar arasında olan çalışmalarda maalesef milyonlarca insan hayatını kaybetmiş. Sonuçta da Hintli bir militan tarafından öldürülmüş. Külleri Hindistan'ın dört bir tarafına dağıtılmış ve nehirlere dökülmüş. Ama bugün hala küllerini sağda solda bulunduğu iddia ediliyor. Hatta mezarını bile bu yüzden soymuşlar. Ben Kingsley'in başrolünü oynadığı filmi size öneririm. Çok başarılı bir filmdir ve Oscar ödülü kazanmıştır Ben Kingsley. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Saferim.